Ama ben daha babaanne olmadım ki. Peki durum çok mu ciddi? Kolon kanseri. Ne yazık ki karaciğere sıçramış. Ama yine de şanslıyız. Genel durumumuz çok iyi. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Peki ne yapacağız şimdi? Hemen kemoterapiye başlayıp hastalığı remisyona sokmamız gerek. Yani hastalığı uykuya yatırmamız gerekiyor. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Merak etmeyin Meral Hanım. Saçlarınız bile dökülmeyecek. Ama ben daha babaanne olmadım ki. Bakın üzülmeyin. Tümörler küçüldükten sonra geri kalanı bir operasyonla temizleyeceğiz. Ama ben daha babaanne olmadım. Hayırlı olsun anne. Hadi bakalım. Hayırlı olsun herhalde. Daha tedavi bitmedi ama. En azından en zor tarafı bitti. Ya seneye 38. yılımızı kutlayacağız ya inşallah. 38 yıl. Dile kolay. Ya 38 sene ben sana nasıl dayandım ya? Lan kör. Asıl ben sana nasıl dayandım? Yüzüne dizine dursun haram zıkkım olsun yaptıklarım sana. Gençliğimi yedim bitirdim benim ya. Artık Orhan amca bir jest yapar size. Aman istemem, bir şey istemem. Hiç istemez bu, hiçbir şey istemez. Bir şey istiyorum. Neymiş? Babaanne olmak istiyorum. Ya anne. Babaanne. Ölmeden bir torun istiyorum. Ya anne. Anne ya, ne var? Anne. Ne var bunda artma oğlum? Aa, herkes benimle dalga geçiyor. Geçerlerse geçsinler. Yok senin neden torunun yok? Yok sana torun çok Allah yakışır. Allah. Ay sürekli bana böyle torunlarının resimlerini gösteriyorlar. Sinir oluyorum valla. Gösterirlerse göstersin de bana ne? Yaşınız geçiyor oğlum. Neredeyse nesliniz tükenecek. Belki istemiyoruz. Olur mu öyle şey canım? Bal gibi de istiyorsunuz. Sen bizim hep senin istediğin gibi yaşamamızı istiyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ne var bunda? O zaman size bir köpek alalım bana benzeyen. Onunla idare ediverin canım siz de. Aa, köpek olur mu? Bak geçenlerde ne olmuş? Ayşe'nin oğluyla gelini onları yemeğe götürmüşler. Ne yapmışlar biliyor musun yemekte? Herkese böyle zarf dağıtmışlar. İçinden bir kart çıkmış. Bir de bebek ultrasonu.
sen babaanne oluyorsun, sen dede oluyorsun, sen amca oluyorsun diye. Allah'ım, ölmeden ben de o günleri görecek miyim acaba? Esra'nın tayini çıkıyor belki Paris'e. Hayırlı olur inşallah. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Daha belli değil. Bakacağız. Geçenlerde internette bir şey okudum. Fransızlar tüp bebek konusunda çok ilerlemişler. Hayret bir şeysin ha. Vallahi hayret bir şeysin. Fırsatı anne. Değerlendirin işte. Anne. Ay ikide bir de anne, anne, anne. Tabii. Anne baba olunca anlarsınız. Hadi bakalım. Şöyle öbür tarafa geçelim. Hadi. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun. Şöyle şunları mutfağa geçelim. Hadi. Götüreyim. Hadi bakalım. Hadi kalk sen de. Kalk hadi. Hakan oğlum, bak Esra'nın çocuğu olmuyorsa Fransa'da gösterin. Özel bir aşı geliştirmişler. İyice kafayı yedin ha. Vallahi iyice kafayı yedin. Ne var bunda oğlum? Ne var bunda canım? Belki benim olmuyor. Nereden biliyorsun? Saçmalama. Senin neden olmasın? Senin çocuğun olur. Hakan. Hı? Annene çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? İnanmaz herhalde. Sen istiyor musun? Bilmem. Sen? Bilmem. Bazen bebek falan görünce istiyorum da... sonra düşününce çok zor diyorum kendi kendime yani. Her şeyimiz değişecek. Ondan korkuyorum bir kere. Sonra öyle rahat rahat yaşayamayacağız. İstediğimiz zaman... İstediğimiz yere gidemeyeceğiz. Zor yani. Ya bu mu yani sebebi? Niye? Sen çok mu istiyorsun? Yani olursa sevinirim. Olmazsa da üzülmem herhalde de. Neyse benim hormon seviyemle çok zor zaten hamile kalmam. Allah Allah. Ne varmış hormon seviyende? Hı? Dengesiz. Ne varmış hormon seviyende? Sorun yok bence hormon seviyesinde. Aynen. Görüşürüz. Bay bay. Esra. Buyurun Hasan. Kristof'la konuştum. Resmi teklifi haftaya yapacaklarmış sana. Avrupa Bölge Müdürlüğü, Paris. Ne zaman başlamamı istiyorlar? Pozisyon 4 ay sonra açılacakmış. Tebrik ederim. Düşün konuşalım. Tamam, sağ olun. Esra Hanım, size gelmiş. Alo. Meral teyze. Esra'cığım. Pastanızı aldım, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah devamını getirsin. Analık babalık tattırsın size. Sağ olun. Umarım. Ne yapıyorsunuz bu akşam? Bilmem. Konuşmadık da. Hakan unuttu galiba. Yok canım, Hakan unutur mu? Niye unutsun? Mutlaka bir şey planlamıştır o. Hadi öptüm seni. Tamam, ben de öpüyorum. Bay bay. Ne haber anne? Evlilik yıl dönümümüzü unuttun mu sen? Yo, niye unutayım? Nereden çıkardın? Boş ver. Nasılsın? İyi, iyiyim. Çalışıyorum. Sen ne yaptın? Gittin mi kliniğe? Öğleden sonra gideceğiz babanla. Şu lanet şey bir bitse de. Bitecek anneciğim, bitecek. Merak etme sen. Tamam oğlum, tamam. Hadi, öpüyorum seni. Hayırlı işler. Hadi bay bay. Hakan abi. Ben sınava gideceğim. Tamam, hadi bol şans. Teşekkür ederim. Bir de şey, Hande aradı. Hani o reklamlar vardı ya, onlar iptal olmuş. Bir de Buketler'de dizi müziğini başkasına vermişler. Hey, ya bu. Bir de bugün leasing ödemesinin de son günü. İyi, sen dönünce haber ver de şu ajanstan bir randevu alalım, okey? Nereden dönünce? Sınavdan dönünce.
Sen sınava gittiğimi nereden biliyorsun? E sen söyledin kızım. Ne zaman söyledim? E biraz önce söyledin. Ben. Sen. İyi misin? Kafayı mı yedin ya? İyiyim. Kötü mü gözüküyorum? Yok yok, çok iyisin. O zaman ben sınava gideyim. Sonra randevu alayım ben oradan. Veya hiç gitme sınava bence. Gideyim, gideyim. Ben ona gideyim. Geç kaldın. Gerçekten unuttuğunu sandım. Unutur muyum? Yedinci yıl kritik yıl derler ya. Değil. Güzel olmuş. Beğendin mi? Hı hı. Çok. Hangi ara yaptın bütün bunları? Hı? Yaptık işte. Buyurun. Buyurayım. Şarap. Evet. Doğru söyle, annem mi yardım etti? Ya Allah Allah. Ne alakası var canım? Niye annem yardım etsin? Tamam, tamam. Yani biraz yemeklere yardım etti. Hı. Bir de şarabı aldı. Yaşadın mı bu akşam? Söyleyeyim. Hadi çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi bebeğim, ne yapıyorsun? Geç kalacaksın. Kalmam. Ofise öğleden sonra gireceğim. Önce Fransızlarla buluşacağım otellerinde. Hakan. Teklif yaparlarsa ne yapacağız? Konuşuruz. Ev kredisini ödedin mi? Mart'ta ödeyeceğim. Hakan. Kirli. Hafta sonu bir yerlere gitsek mi? Bebeğim bu hafta çok işim var. Nereye gidelim? Yetiştirmem gereken 3 tane iş var. Cuma'dan mı gidelim, cumartesiden mi? Tamam ya. İşin olmasaydı takılırdık biraz. Senin bu hormon seviyeleri hiç fena değil bence. Konuşma, gel. Ne yapıyorsun sen? Hakan'ın CD ve broşürlerini reklam ajanslarına gönderiyorum. Çocuğun vakti yok ki bunları yapmaya. Hakan'ın haberi var mı bunda? Hadi sen işine dön, hadi kitabını okumaya devam et. Ya işim bitince bir gazoz versene bana. Tatil programımız var mı? Olmaz mı? Kızlarla Mikonos'a gidiyoruz. Esra, siz ne yaptınız? Yaptınız mı program? Biz de Hakan ayarlayabilirse annemlerin yanına Los Angeles'a gideceğiz. Bir haftalığına falan. Eğer olmazsa bizimle Mikonos'a gelin. Hı. Canım, bu sefer gelmeyelim isterseniz. Hakan biraz sıkıldı galiba. Aa.
Niyeymiş o? Ne yapacağım ben? Altı kadın arasında tek erkek gibi devamlı. Paşam benim. Ne yapacak? Hava atacak. Şahan ürüsün. Hakan. Haklı ama çocuk ya. Hazırlan oğlum, sana Mikanos tatili çıkıyor. Bırak abi, hayatta gitmem ya. Ondan sonra her yemekte ay Hakan oram buram saktı mı? Ay Hakan bu erkekler ne hadi? Ay Hakan ben aşık olabilecek miyim? Harem ağası gibi takılıyoruz ya. Ha. Bak çocuk yap, nasıl kaçacaklar hayret edeceksin ha. Doğru söylüyor, vallahi doğru söylüyor. Bakalım olur ne bıraktık. Ha, Esra olur ne bıraktı yani. Hadi beyler, hadi acıktım, yiyelim. Ben köfteyi bekliyorum. Dolma almayacağım mı? Kim yaptı dolmayı? Mimim Hanım. O yüzden yemiyorum işte. Zeynep, duydun mu? Duydum, duydum. Dolma bir harika. Bundan sonra ona yemek yok. Çok afiyet. Bunun güzel olmuş dolma. Ne haber? İyidir, senden? İdare ediyoruz. Başlıyoruz değil mi haftaya? Hoş geldin kuzu. Merhaba anne, ne haber? Ne var? Ne oldu? Yok bir şey anne. Öyle iş güç. Bu ne ya? Kitap mı? Hoş geldin oğlum. Senin kitapları getirdim baba. Ha, iyi yaptın. Hakan, üst sayfayı çevirsene. Kitabın da maşallah var. Meral, bir gazoz verir misin bana? Ha, yorgunum şimdi, sonra. Bir şey içer misin? Yok. Ya bana bir gazoz söylesene. Yemeğe kalır mısın? Bak beğendi yaptım sana. Yok anne, sağ ol. Esra'yla buluşacağım. Oğlum ölümü gör söyle. Neyin var? Vallahi bir şey yok ya. Sen bozuksun. Bozuksun. Ben anlarım. Hiçbir şey yok. Bak. Hadi görüşürüz. Şu adamcağızın gazozunu ayarlayıver ya. Gitti mi? Bir gazoz söyleyecekti bana ya. Başlarım senin gazozuna. İçecek misin? Bilmem, şarap içerim mi? İstemedi şimdi canım. Sen iç. Buyurun. Bir bira alayım mı? Bira. Hakan. Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Merak ettim şimdi. Ne oldu? Ne? Bu büyük ajans işi vardı ya. Hı. Bıraktılar bizi. Ne? Nasıl? Sen onlara çok iyi bir teklif vermemiş miydin? Anlaşmayı imzaladınız, o kadar yatırım yaptın bunlar yüzünden. Ne oldu ki şimdi birden? Vallahi bilmiyorum ne oldu. İşte başkasına geçmişler. Filmler ne oldu? Bir tanesi iptal, diğer ikisini de başka bir yer almış. Bir sürü başka konkur vardı. Onları ne yaptın? Ne yapayım? Bunlar olacak diye onlara teklif vermedim zaten. Niye vermedin Hakan? Ne yapayım? Hepsi aynı anda olursa rezil mi olayım, yetiştiremeyeyim? Krediyi nasıl ödeyeceksin şimdi? Bir şekilde öderim. İyi. O zaman sen bana söyle. Ne yapayım ben? Paris işini ne yapayım? Hı? İki katı para teklif ediyor adamlar. İhtiyacımız da var belli. Ama sen gelmek istemiyorsun, bırakamıyorsun burayı. Ne yapayım sen söyle. Ya işi gücü bırakıp Paris'e mi gideyim? Ya annemi bu halde bırakalım, Paris'e gidelim, öyle mi? Peki. Buyur. Bu ne, Ur mu?
Tümör mü, kanser misin Esra? E saçmalama Hakan. Ne uru ne tümörü, hamileyim ben. Ne düşünüyorsun? Hakan. Sevindin mi? Hı? Bebek mi? Hı hı. Ne kadarlık? 6 haftalıkmış. Şey demeyecek misin? Sürpriz oldu bir anda. Uğruna bırakmıştık da. Pişman mı oldun? Doğru söyle. Hayır, pişman olmadım. Hayır. Sadece işler bu kadar belirsizken... Hep belirsizdi zaten. Anlamadım. Evlendiğimizden beri hep belirsiz ki zaten. Ya bunu zaten bilmiyor muyduk? Neyi zaten bilmiyor muyduk? Benim işlerim belirsiz olduğunu mu? Ne diyeyim? Hakan ben sana hamileyim diyorum bir şey. Bir şey söyle. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Bana bir güvence ver. Sana ihtiyacım var. Hani bazen benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu? Sessizlikte bir ses duyup seni de benim gibi ürkütüyor mu? Hani bazen durup dururken bir şarkı seni de ağlatıyor mu? Güneşteki kar gibi okşayıp kalbini eritiyor mu? Sen aynı sen, ben aynı ben, yol aynı yol, biz kaybeden. Sen aynı sen, ben aynı ben, aşk aynı aşk, biz vazgeçen. 2 hafta sonra doktora gideceğiz. O zamana kadar karar vermemiz lazım. Hakan'ın morali çok bozuktu bugün. Ona aklım takıldı. Yalnız o kadar mı? O kadar tabii. Başka ne olacak? Ne pozcusun sen? Ne pozcu? Heyecanlıyım biraz tabii. Merak etme, bir şey çıkmayacak. Ya çıkarsa? Tamam, çıkarsa bakarız bir çaresine. Bak, vasiyetim var. Eğer ben... Biliyorum. 2 aya kadar evlenir. Nankör! Senin gibi nankörünü görmedim. Ölünce kıymetimi anlarsınız benim. Hayatımı mahvettin benim. Tükettin beni, tükettin. Gazoz içer misin? Yüzüne gözüne dursun. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Ice tea de var istersen. Gazoz. Daha ne düşünüyorsunuz? Zaten gelmiş. Hatta kapıyı çalıyor. Ben geldim, beni içeri alın diyor. Kafayı mı yediniz oğlum siz?
Neyden emin değilsiniz? İşte yapalım mı, yapmayalım mı? Peki nedir seni bu kadar tedirgin eden? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Geç mi kaldık? Esra'nın Paris işi, benim işlerim boktanlığı. Bir sürü belirsizlik, anasını satayım. Hazır mıyız? Ben hazır mıyım? Ben daha kendime bile bakamıyorum. Çocuğa nasıl bakacağım? Neyi bileyim abi? Bilmiyorum ki benden baba olur mu? Yemek yapmayı bile bilmiyorum ya. Ulan daha araba bile kullanmıyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hakan da bir şey söylemedi. Söylemiyor. Rüyamda olunca insan panikliyor abi. Aslında olursa sevinirim demişti de. Tartıştık bile geçen gün. Şimdi istiyor mu, istemiyor mu anlamadım. Esra da Paris'e mi gitmek istiyor, doğurmak mı istiyor anlamıyorum ki. Canım, annelik sana çok yakışacak. Gör bak. Hayatınız değişecek. Ben de ondan korkuyorum ya. Siz hiç korkmadınız mı? Korkmayan mı var oğlum? Biz de korktuk tabii başta. Korksanız da bence siz hazırsınız lan bu işe. Siz nasıl bu kadar eminsiniz? E çünkü seni tanıyoruz. Sizi biliyoruz. Bu karar bütün ilişkinizi etkileyecek. İleride bu düşündükleriniz için çok pişman olacaksınız. Hatta hatırlamak bile istemeyeceksiniz. Gerçekten hatırlamak bile istemeyeceksiniz. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşünün. İyi düşün. Tomografi iyi çıktı. PET çekmeye gerek yok. Şu anda hastalıkla ilgili bir bulgu yok. Ama yine de temkinli olmak lazım. İlaçlarımızı aksatmayalım. 3 ay sonra bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Yine döktürmüşsünüz Meral Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Meral Hanım, elinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık, eksik olmayın. Esra? Esra. Sunuma baktım, çok güzel olmuş. Sağ olun. Fransa işiyle ilgili karar verdin mi? Daha değil. Bir ay içinde haber vermemiz gerek ama. Evet, biliyorum. Senden haber bekliyorum. Tamam. Baba, bir şey soracağım. Annem bana hamile kaldığında hiç tereddüt ettin mi? Korktun mu? Bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. Evleniyordun, çocuk oluyordu, hayatına devam ediyordun. Basitti. Neden sordun? Bir arkadaşımın karısı hamile kalmış da isteyip istemediklerinden emin değiller. Neden? Bilmem. Hayatımız değişecek, bir sürü sorumluluk alacağız, altından kalkabilir miyiz falan diyorlar. Aslında çok ilginç. Çocuğun doğduğunda sen ölüp yeniden doğuyorsun. Başka bir insan oluyorsun. Yeni bir hayata başlıyorsun. Dünyanın en güzel duygusu. Arkadaşlarına söyle, çok dikkatli karar versinler. Hayatlarındaki en önemli kararı verecekler belki de. Tamam, söylerim. Ama söyle. Eğer çocuk doğurmak istemiyorlarsa hiçbir zaman annesine söylemesinler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Derya. Rahatsız olmayın, ne olur. Nasılsınız? İyiyim. Güzel. Mide bulantısı. Kusma, uykusuzluk oluyor mu? Yok. Yok. Güzel. Bakalım, bakalım. Gayet iyi görünüyor. 13 milimetre olmuş boyu. Şuradaki ekrandan da bakabilirsiniz, o daha büyük gösterir.
kalp atışlarını duymak ister misiniz? Duyulabiliyor mu? Tabii. Yapamayacağım galiba. Ne yapamayacaksın? Aldıramayacağım. Paris işini reddettim. Doğuracağım. Annelik o kadar çok yakışacak. Göreceksin. Doğum gününüz kutlu olsun Meral teyze. Ay. Yoksa... Ne oldu? Ne? Yoksa... Ne oldu? Kartı oku, kartı. Canım babaanneciğim. 7 ay sonra aranıza katılacağım. Ben gelene kadar patiklerim sana emanet. Torunun. Babaanne oluyorum. Babaanne oluyorum. Babaanne oluyorum. Babaanne oluyorum. Babaanne oluyorum, babaanne. İnanmıyorum. İnanmıyorum Orhan. Torunumuz oluyor. Ben biliyordum zaten. Ne? Hakan geçen hafta söylediydi bana.
Benden önce sana mı söylediler? Boş verin ya. Baba anne oluyorum. Aynen ya. Baba anne oluyorum. Ay sonunda. Ah. Ay şu şekerliğe bakın. Ay şu bak şuna bak. Çok güzel bunlar. Hangi ara yaptınız bütün bunları? Hakan doğduğundan beri örüyor. Bak ama ne güzel. Pembiş pembiş. Kız olmasını istiyorum da ondan. Bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Kız. Kız. Canım sağlıklı olsun da gerisi önemli değil. Tabii ki sağlıklı olsun da sağlıklı bir kız olursa daha iyi olur. Ay daha ben neler yapacağım ona, neler öreceğim, nerelere götüreceğim, yemeklere götüreceğim, baleye götüreceğim, piyano dersi aldıracağım, tenis oynatacağım. Ya anne abartma istersen, daha leblebi kadar bile değil çocuk. Karışma sen. Bana bak, öyle çocukla ilgili biz ne istersek onu yapacaksın, söz ver. Öyle bize ters gitmek, şımartmak falan yok. Tamam, anlaşıldı mı? Tabii tabii. Bak ama bak, bak ne şeker. Şunlara bak. Yandınız oğlum, yandınız. Doğurmaya karar verdim. Gerçekten. İşte bu. Tebrikler. Aslan kardeşim benim. Kardeşim yok artık. Baba. 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 Biliyordum. Herkes size nasihat verecek. Bir. Kocan artık üçünüz için var. Artık sen Esra'nın şamar oğlanısın. Bunu sakın unutma. Neden bebek kitabı okumuyorsun? Hakan'a mutlaka yapılması gerekenlerin bir listesini ver. Ne yaparsan yap, o listedeki hiçbir şeye yetişemeyeceksin. Psikolojinde arada böyle inişler çıkışlar olabilir, önemli değil. Ne yapayım sevgilim? Ucuzluk sadece bugün olmuş. Ne inişi çıkışı ya? Psikopatlaşacak. İn hemen. Kendim doğururum, kendim büyütürüm. Hadi in. E dur da ineyim hadi. Harbiden senin bu hormonlar bir garip oldu. Şimdi iştahın açılacak. Vücudunda ufak tefek değişiklikler olabilir. Hmm. Alışverişe mutlaka birlikte gidin. Çok güzel ya, bunu alalım mı? Ama bil, senin fikrinin zerre önemi yok. Hayır, bu daha güzel. Bunu alıyoruz. Kendi adını duymaktan nefret edeceksin. Hakan! 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 Mutlaka hamilelik kursuna yazılın, çok önemli. Gideceksin. Hem de... Evet. Cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? İsteriz ha. Tamam. Erkek. Ne? Hayır ya. Bir daha bakın. Erkek? Gerçekten mi? Kız istiyorduk galiba. Evet. Vallahi erkek, bakın burada gözüküyor pipisi. Hey yavrum be. Kimin oğlu? Çok komik. Her şey yolunda ama gayet sağlıklı. Derya Hanım, bir şey soracağım. Benim bir arkadaşımın çocuğuna önce kız demişlerdi. Sonra 7. ayda erkek oldu, ortaya çıktı. Öyle bir şey olamaz mı? Hayır. Hiç mi olmaz? Asla. Emin misiniz? Mümkün değil. Alet bozuksa? Zorlamasak. Şu pipisine bir daha bakalım. Hakan. Erkek de iyi aslında. Değil mi? İyi tabii. Oğlumuz oluyor. Hadi o zaman bir daha bakalım. Hem bana daha düşkün olur. Dur. Yalnız bırak beni oğlumla. 4. aya kadar bebeklerde gaz olması çok doğal. Ama neyse ki bebeklerin huzursuzluğunu gidermek için yapılacak bazı gaz masajları var. Bunu babalar yapsın isterseniz. Ne yapıyorsun? Alalım bebeklerimizi önümüze. Canım. Evet, sen yapıyorsun. Yapacağımız her hareketi 6 kez yapacağız.
Önce iki elinizi bebeğinizin karnına koyun ve onu sakinleştirin. Hayatım karnına dedi. Kaburgaların öyle altından bak, kasıklara şöyle, doğru hafifçe bastırarak aşağıya doğru sırayla ellerinizi indirin. Sanki karnı boşaltıyormuş gibi. Hakan, aşağı. Hafifçe, evet. Masajı yaparken bebeğinizle konuşun. Onunla göz teması kurun. Konuş. Konuş oğlumla. Göz teması kur. Gözleri açılmıyor bebeğim. Fark etmez. Açık mı tutsak? Hakan saçmalama. Mış gibi yap. Bak gözüne. Bir şeyler anlat. Anlat bir şeyler. Onlar da konuşuyor. Fark etmez. Onlar benim kocam değil. Sen benim kocamsın. Sonra dizleri karnına doğru itin. Aferin sana. Bu da en az 6 kez yapıyoruz. Gıdı gıdı gıdı. Şöyle çıkart, osur bakalım. Hakan. Pırtla bakalım yavrum benim. Pırtla bakalım. Hakan. Ne yaptın? İnanmıyorum sana ya. Çocuğun bacağını koparttın ya. Ne yapıyorsun Hakan? Esra mı? Tornavida falan var mı? Saçmalama, ne diyorsun ya? İsviçre çakısı falan da olur. Bırak, ben yapacağım. Hayret bir şey ya. Öbür bacak da koptur. Hocam. Maket bebekti. Maket. Gerçek bebeklerin öyle kolayca çıkmaz elleri kolları. Daha esnek oluyorlar. Süper. Öyle. Nerede gördün öyle el kolu çıkan bebek? Hı hı. Sonuçta gerçeğiyle daha dikkatli olurum herhalde. Hakan, sus istersen. Orhan. Sıçramış mı? Maalesef. Akciğerde de metastaz var. Hemen tedavi... Kemoterapi, memoterapi istemiyorum. Ama Meral Hanım... Ama hayatım... Boşuna ısrar etmeyin. Asla olmaz. Meral! Bak, pompa falan istemiyorum artık. Parmaklarım hala uyuşuk. Başka bir şey varsa yapalım. Ama aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Öleceksem sürünmeden öleyim. Folfiri dediğimiz bir tedavi var. Bunu deneyelim. Pompa yerine hap veririz. Pratik olur. Hem de uyuşukluğunuz artmaz. Ne diyorsunuz? Hı? Bakın hiç düşünmeyin bile. Eğer tedaviye devam etmezseniz... 6 ya da 9 ay yaşarsınız. İstediğinizin bir büyük bedenini getirdim. Heh, teşekkür ederim. Nasıl oldu? Çok güzel oldu, çok. Tamam, alıyorum ben bunu. Teşekkür ederim. İlaçlarını getirdim. Ay bırak şimdi ilacı. Hemen almalısın. Doktor ne dedi? Yemekten sonra 5'er dakika arayla dedi. Hadi. Hadi, hadi. Bunlardan yok muydu? Bunlar yeni. Öbürleri kız içindi. Çocuklara söylemeyeceğiz. En azından oğlan doğana kadar. Ne oldu bebeğim?
ben rezil izliyorum. Allah Allah, izlemedi onu belki sen falan. Ağladın mı bakayım? Ne ağlıyorsun? Ne yapayım? Duygulandım. Başka ne yaptın bakalım bugün? Elbise alırken satıcı kızın suratını osurdum. Ne yapayım? Sürekli açım. Sürekli gazım var. Tutamıyorum kendimi. Geçen gün az kalsın toplantının ortasında osuruyordum. Sıfır vücut kontrolüm var. Sıfır. Hadi sevişelim. Yürü. Gel. Şimdi mi? Çıkar. Çıkar. Geldi aklıma bir saniye. Kaldır. Dur, iyice bir yerleşin bakalım. Ben dur. Hadi var. Gazım geldi. Tamam. Geçti. Devam. Gel. Bir şey olmaz değil mi? Düş. Abartmayalım istersen. Bana bak. Sen istesen de istemesen de yapacağız bu işi. Hadi. Bebeğim al canım. Ne? Listen. Bence ayrılalım daha çabuk olur. Burada 68 madde var ya. Hı hı. Ya kadınlar öyle vakti gidiyor tarlaya doğurup geliyor. Biz sanki uzayı roket yolluyoruz ya. Hakan hani bana destek olacaktın? Hep yanımda olacaktın. Ne oldu? Hakan. Hakan. Pompaya bak. Bu ne ya? Damızlık inek miyim ben? Ha? Hayır. İnek miyim? Bu ne biçim sütyen ya? Ben bunu hayatta takmam. Sana söyleyeyim, böyle bir dünya yok. Dalga mı geçiyorlar bunlar benimle ya? Hakan! Hakan nereye gidiyorsun? Hakan geri gel! Hakan! Geliyorum, geliyorum. Hakan! Hakan, beni bu pompayla yalnız başıma bırakma! Bir
gibi önünde. Yüzümü elinle sil ohlayarak, üstüne seyret. Bomboş bir sokak, hüzünle adını yağmurun. Ve bırakıp gittiğinde bir küçük boşluk kalsın alnını. İşareti işleyen ta içime. Ta içime. Hadi. Ta. İsim düşündünüz mü peki? İsim düşündük. Boşanırsak herhalde bundan boşanacağız. Başka bir şeyden değil. Niye be? Şimdi. Ben daha orijinal bir isim olsun istiyorum. Hani yurt dışına gidiyoruz ya, daha rahat kullansın orada diye. Ama Hakan daha standart. Klasik isimleri seviyor. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun Hakan sen? Ben de merak ettim şimdi. Deniz, standart mı abi? Yok, yok. Güzel. Arda, Kaan, Alp. Gayet iyi. Süper. Standart. Sen ne istiyorsun Esra? Marcel, Ares, Kent. Kent mi? Roman. Roman. Yuh. Marcel Bekiroğlu, öyle mi? Ne var? Ares Bekiroğlu, çok sevmiştik hani. Ne oldu? Ya çocuğa savaş tanrısı ismini koyacağız. Esra unuttuk. Bu Spartaküs olur Esra. Başka ne var sende? Derin olabilir. Ha, güzel. Derin güzel. Aa, bak derin güzel. Güzel. Maşallah siz de bayağı dahil oldunuz bu hamileliğe. Sizin işiniz daha kolay kızmış çok vallahi. Ha. İsterseniz kız olma şansını artırabiliyor musunuz? Hadi canım. Ne diyorsun? Vallahi. Nasıl? Özel bir diyetle, bir de ayın belli günlerinde belirgin pozisyonlarda. Yok artık. Hadi canım. Gerçekten. Benim niye haberim yok? Var var öyle bir şey. Çin takvimine göre hatta. Heh. Hangi? Hangi pozisyonlar? Alper saçmalama. Of ya. Ya bilgi alma daha bunu. Ben sana aşkım. Gerçekten. Ne sorun? İki deneriz. İkinci de deneriz biz. Birincinin pozisyonu geçti zaten artık. Elbette ikinciyi. Esra'cığım sen normal mi düşünüyorsun Sezeryan mı? Normal. Ama çok korkuyorum. Ne diyorsun? Bizim ilk seferinde 13 saat sürdü doğum ya. Düşünebiliyor musun ne? Abi? Tam 13 saat boyunca ben Zeynep'in başını böyle eğmekten belim tutuldu ya. Ay vah vah, kıyamam canım sana. Belin mi tutuldu? He. Yazık ya, beli tutulmuş. Bebeği kim ittirdi peki? Sıçtın biliyorsun değil mi? Kendine sıçtın. Hakan da doğuma girecek mi Esra? Girecek tabii. İsterse girmesin. Çok güzel bir duygu Hakan. Gir mutlaka, gir. Gir. Kadeh mi kaldırsak acaba? Bence de. Marcel'in evet. Şerefine. Evet. Ha. Hadi bakalım. Marcel Bekiroğlu. Kaldırma. Kaldırma. Siz kaldırın. Hakan. Hadi. Hadi. Ya yapma ya, uzanamıyorum hadi. Vallahi kaldırmam ya. Standartta değil. Hadi hadi hadi. Tekrar tekrar duyunca bak aşina gibi. Ya gidin içiniz bir görsün.
Hakan. 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 Bebeğim çok acım abim, ne olur yarı yapalım. Hakan suyum geldi. Gel. Çantam var. Hadi. Bunu değil mi? Dediğin çantasını da al istersen. Öbür oda. Hakan. Dolabın üstü. Ne? Dolabın üstü buldun mu? Arabanın anahtarlarını aldın mı? Sen kullanacaksın. Kullanacaksın değil mi? Merak etme, merak etme. Otomatik değil miydi bu araba? Bu değil. Öteki. Debriyaj hangisi? Ya soldaki. Neden bu? O diren. Ya ne? Ha. Yatır. Kontrol yatır sen. Ay arabada doğuracağım. Sakın doğurma. Nefes alsan ben gideceğim, merak etme. Hadi Orhan hadi sallanma. Geldim, geldim. Esra'nın annesiyle babasına telefon et. Hastaneden ararım onu. Hastaneden. Şu çantayı da al. Çantamı ne çantası? Ben kalırım onlarla bu akşam. Onları taşın istersen. Ay fazla konuşma, yürü hadi. Tamam. Tamam mı her şey? Hadi, hadi geç kalıyoruz hadi. Ne oldu Berat teyze? Esra'yı doğuma aldılar. Hakan da içeride. Almışlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ne biçim müzik ya? Sağ. Hadi, hadi. Şimdi bir tane daha nefes. Al, tut, verme ağzından. 2, 3. 3, 4, 5, 6. Esra sıkma, sıkma. Epidural. Epidural istiyorum. Yapamam. Geliyor bebek. Doğum çok yaklaştı. Bak başı geliyor. Bak gözüküyor bile buradan. Çok az kaldı. Biraz daha. Sakın. Sakın bakma. Öldürürüm seni. Tamam bebek. Geç buraya. Dur. Hadi. Geliyor. Geliyor mu abi? Geliyor mu? Hadi Esra. Hadi Esra. Hadi Esra. Hadi Esra. Hadi Esra. Hadi. 1, 2, 3. Kılıçal. Kılıçal. Nereye? Geliyorum. Meral. Esra. Esra çok az kaldı. Hadi biraz çalan daha. Çalan müzik nereden çıktı be? Hadi. Saçma sapan bir şey. Evet. 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 Kınadım. Dikkat kapatın. Geç. Geliyorum, geliyorum. Kın sen. Anne. Kapatamıyorum. Geliyorum. Gel buraya. Ağrı başladı mı bir kez daha? Tamam, şimdi sakince. Oo, çok güzel bebeğime bak ya. Ağrı başladı mı? Tamam. Şimdi yıkınıyoruz bir kez daha. Ve ıkın. Güzelim. Hadi ıkın. İttir, 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 ittir bebeğim. Aferin be. Ah, güzelime bak beni. Ah, güzelim benim nasıl da bağırırmış. Zekeriyem! Anne? Meral teyze. Annem geldi. Hanımefendi çıkar mısınız lütfen? Tamam. O anneyi nereden buldun ya? Hanımefendi çıkar mısınız? Ay tamam, merak ettim de. Hadi Esra. Hadi. Hadi bak. Ya anne çıksana ya. Hadi Esra. Saçlarını görüyorum. Hadi. Hakan Bey babanız da gelecek mi doğuma? Hadi iyice. Hadi bakalım. Son, iki, üç, dört. İttir. İttir bebeğim. Hadi. Son bir kere daha. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Esra. Hadi itti. Hadi gidelim benim be. İttir, 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 ittir. Başı göründü geliyor. Hadi güzelim benim. Hadi Esra. Hadi, hadi bak başı geliyor elime yavaş yavaş. Hadi. Hadi son bir, son hadi. Bir gayret hadi. Hadi tatlım. Hadi güzelim. Hadi ittir. Hadi. Hadi canım. Thank you.
bu günleri de gördüm ya. Daha dur bakalım. Daha neler göreceğiz? Maşallah. Maşallah. Hadi hadi hastaneden çıkacağız. Daha ortada isim yok. İsim bulmamız lazım. İsim bulmadınız mı siz hala? Yok. Yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Yavaş yavaş arkadaşlar. Teker teker gelin. Üç tane aday istiyorum. Başlayın. Alp. Derin. Arda. Sen ne istiyorsun Esra? Hepsi olabilir. Vallahi bana da hepsi uyar. Hadi seç bir tane güzelim. Bence Meral teyze seçsin. Olmaz öyle şey. Ne olur Meral teyze. Hadi siz seçin. Bitirelim bu işi. Derin olsun o zaman. Derin o zaman. Derin. Derin. Derinko. Ya o derin. Gel bakalım ya. İnanmıyorum. Hakan. Bakar mısın? Oğlum evine ilk kez geliyor. O kadar olacak. Ya hangi ara yaptın anne bunları? Hepsini önceden yaptırmıştım. Siz hastanedeyken de bitirdik. Çok güzel olmuş Meral teyze. Elinize sağlık. Zahmet ettiniz vallahi. Daha neler yapacağım ben oğluma. Hadi bakalım. İsterseniz bu gece kalabilirim. Gerek yok Meral teyze. Biz hallederiz. Sabah gelirsiniz yine. Kaçta geleyim? Hadi dikkatli gidin. Hadi git hadi. Alo. Alo canım. Ne haber? İyi, senden? İyi. Bir şey soracağım çok kısa. Ayın 5'inde işin var mı? Onunla tek başına bakabilir misin? Bakarım, bakarım. Ne oldu? Hayrola? Kızlarla dışarı çıkacağım da olur mu? Oh, iyiymiş. İyi bakalım. İyi eğlenceler size o zaman. Tamam, süper. Çok sağ ol. Bay bay. Hakan abi. Hakan abi, senin önümüzdeki hafta büyük stüdyoda işin var mıydı? Yo, niye? Niye? Çünkü bir tane dizi, 4 tane de reklam filmi geldi. Hadi be. Kaçtı ya, 4 müydü? 1, 2, 3, 4, 5, 7... 8 taneymiş Hakan abi. Oo, maşallah maşallah. İyi, ayarla. Neyi ayarlayayım Hakan abi? Neyi mi? Reklamları ayarla, neyi ayar? Ha tamam, reklamları. Hakan abi, vallahi olan şansıyla geldi ya. Şey, ben de bir tane numarayım bari, vallahi Bolluk'tan getirme Hakan abi. Ne?
Tamam, ben indireceğim. Hakan, hadi. Gel biraz, kalkayım, kalkayım. Tamam. Dandini dandini dastana, nanalar girmiş bostana, o bostancı danayı yemesin lanayı. Ümitlendirmek istemem ama Erel Hanım durumu tahminimden daha iyi. İnanılmaz. Doktor ölmüyorum diye bozuluyor galiba. Şaşırıyordur herhalde. Nereden bilsin senin başka gezegenden geldiğini? Sensin uzaylı. Sinirlendirme beni. Buraya ilk geldiğimiz zamanı hatırlıyor musun? Herhalde. Bunamadım daha. Şu köşedeki kafede oturmuştuk. Tam 3 saat hiç çenen kapanmadıydı maşallah. Ne yapayım? Sen de ağzını açmadın. Ne sıkıcı adam diye geçirmiştim içimden. Peki sonra? Ya. Sonra? Hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Hiçbir pişmanlığım yok. Olmasın da zaten. Benim de yok. Merak etme. Derinin babaanne dediğini duyana kadar hiçbir yere gitmiyorum.
Canım. Hı? Ne haber? İyi. Senden ne haber? Ne yapıyorsun bakayım böyle? Yemek yapıyorum. Görüyorum. Hayırdır? Annenden birkaç tane tarif aldım bugün. Onları yapıyorum. Hayırdır inşallah. Abartma istersen. Hı? Hadi geç otur. Oğlan ne yapıyor? Uyudu mu? Uyudu. Bayağı oldu bir saat falan. Hakan çorbanı ye önce. Hadi. Afiyet olsun. Hı hı. Hı? Harika olmuş, süper. Doğru söyle. Ciddi söylüyorum. Harika. Ellerine sağlık. Hı. Aynı annemki gibi olmuş vallahi. Yalan. Hı hı. Anneme dönüştün sonunda. Annene dönüşmedim Hakan. Ben ev kadını değilim. Olmak da istemiyorum. Sıkıldım zaten bütün gün. Sadece süt ver, yemek yap, bez değiştir, alışverişe git, evde kocanı bekle. Ben böyle bir kadın değilim ki. Değilsin tabii bebeğim. Ben böyle bir kadın olmak da istemiyorum. İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yok. Böyle bir şey yok. Ben ilişkimizi tekrar alevlendirmek istiyorum. Kendimi tekrar seksi hissetmek istiyorum. Arzulanmak istiyorum. Takdir edilmek istiyorum. İstediğin zaman, istediğin yerde... Her şekilde seni takdir etmeye hazırım. İstersen buyur gel içeri geçelim. Sabaha kadar takdir edeyim seni. Hı? İster misin? Hı? Gel. Oğlan ağlıyor. Takdir, takdir, takdir. Takdir, takdir, takdir. Kendi kendini takdir etsin. Geliyorum takdire. Aha. Sabaha kadar takdir var bu gece. Oh, oh aşkım bir tanem, dünyam benim, dünyam. Ya bugün ekranı seveceğine telefona cevap ver. Alo Esra'cığım. Meral teyze, bir şey soracağım çok kısa. Şimdi oğlan sütünü içmeden uyudu da, ben de çıkacağım birazdan, ne yapayım? E içmeden uyuduysa bırak, fark etmez. Uyanınca verirsin. Ben bütün gün evdeyim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum çok. Bay bay. Ne yapıyorsun? Pompaya devam. Oğlan uyanınca sütünü verirsin. Bu akşam yıkama. Yarın birlikte yıkarsın. Şuna da buzluğa koyuver. Başka? Akşam dönünce belki. Ne? Takdirname mi? Takdirname. Hı? Hı? Olabilir. Baba bu akşam yaşadı oğlum. Baba bu akşam yaşadı. Baba bu akşam yaşadı. Bak bu daha ikinci gün. Görüyor musun? Ya yerim seni ya. Ellere bak. Ben bunu size göndermemiş miydim? Hayır, ben de yok. İlk kez mi görüyorsun? Evet. Bilmiyorum ya, nasıl atlamışım ben. Dur bir sen. Heh, şuna bakın ya. Severim. Tipe bak. Bak bu evdeki ikinci günü. Görüyor musun? Oğlana kim bakıyor bu akşam? Hakan. Ne yapıyormuş bakalım benim oğlum? Ne yapıyormuş bakalım benim oğlum? Altımıza bakalım mı be? Aslan oğlum. Oha be.
Ne yaptın oğlum be? Dur oğlum yapma! Eri! Dur! Aman be! Oğlum rezil ettin be! Dur bakayım! Bu ilk banyosu, baksanıza ya. Şuna bakın. Yüzüne su gelince çok komik hareketler yapıyor. Görmeniz lazım. Ya videosu da var aslında. Dur onu göstereyim size. İnanılmaz bir şey, görmeniz lazım. Canım benim, sen nasılsın? Ha? Hı? İyiyim. Vallahi iyiyim. Eski hayatımı özlüyorum bazen. Ama insanın yükü artıyor. Zamanın, sevgin, ilgin bölünüyor. Artık sadece kendi hayatın yok. Sanki kaderim onun minicik dudaklarıyla gözlerindeymiş gibi geliyor bazen. Şu anda bile özlüyorum. Çok acayip. Ay ne yaptığını merak ediyorum mesela. Ne haber? Nasıldı? İyi. Erken geldin. Erkeklerimi özledim. Hadi canım. Ciddi misin? Hadi. Vaktiname mi? Evet. Şükür. O sorun. Motorlu ışıklardan alayım mı? Üç hızlılardan alayım. İndirim varmış. Hadi çöz. Çözersen de ışık alacağım. Hakan. Hadi kaç. Oğlan ne yapacağız? Kalsın burada fark etmez bence. Özlemişim seni. Ben de seni bebeğim. Hakan. Dur. Çözeyim mi ben? Ha? Çöz. Dur. Aferin sevgilim. Seni uyuma. Uyusun da uyusun. Nini. Tıpmış. Esra. Esra uyuma bebeğim. Ne olursun uyuma. Geliyorum şimdi. Hadi. Uyumuyorum. Vallahi uyumuyorum. Girmiş bostana. Tıpmış yürüsün. Ne olursun. Hadi bakalım tıpmış yürüsün. Nini. Böyle mi? Hadi bakalım. Dandini hastana. Esra dayan geliyorum. Hadi bebeğim diren. Diren Esra. Ya Esra ne olur bebeğim ya. Uyuma. Sen uyu. Sen değilsen. Sen uyuma. Hadi bebeğim ne olursun derim be. Hadi bak anne uyu. Hadi sen de. Yatır. Oo gözleri ağrımıştı mı? Yaktın babayı. Ah yaktın babayı. Unutmam bunu. Anneyi uyuttun sen uyumadın be. Oh unutmayacağım bunu. Thank you.
Kalk bakalım Esra Hanım. Oğlun sütünü bekliyor. Meral teyze. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before. Canım benim ya. Çok tatlı baksın. Sesi. Üstlenmedi mi? Peki. Hadi bakalım. Çok iyi geldi anneme. Hepimize iyi geldi. Çok güzel yapıyor. İyi ki yaptık. Aferin sana. Bir açıyor bir kapıyı, bir açıyor. Herhalde şey yapmayacaktım. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ne? Hatırlamıyorum öyle bir şey. Hadi canım. Hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey olmadı. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Oğlum yap, ne yapıyorsun oğlum be? Oğlum yapma be! Sakin Nusrat! Sakin Nusrat dur! Orhan amca bir şey ister misiniz? Sağ ol canım, teşekkür ederim. Tamam. Sofra hazır Meral teyze. Ne yapayım? Sen peyniri rendeler misin? Tamam. Ben de biraz daha yağ alayım. Bu araba. Yok artık o horoz be. Bu da araba. Yok o da kurbağa. Ya o uçak bir kere. Horoz nerede? Bu. Hı? Bu. Bu. Yoksa bu mu? Peki babayı ne kadar çok seviyorsun? Dunlara kadar. Ne kadar? Dunlara kadar. Baba da seni çok seviyor. Canım. Aşkım. Aşkım. Babaanne geldi. Babaanne bir öp. Babaanneye bir öp. Bir öp babaanne. Oo, dur bir tane daha, bir tane daha. Oh dünyam benim. Dedin. Oh. Ya, hadi koş anne. Dedin. Koş. Koş. Dur ayakkabısını al. Esra şu ayakkabıları.
Haklıymışsın anne. İnsan baba olunca daha iyi anlıyor. Zamanında annesine ne kadar çok haksızlık ettiğini. Çok daha iyi anlıyor. Çok iyi bir evlat oldun sen oğlum. Olamadım. Olamadım anne. Saçmalama. Senin kadar iyi olamadım ben. Bak bugün yeni bir pasta denedim. Bakalım beğenecek misin? Beğeneceğim. Hadi bakalım giyelim. Gel. Hadi şunu giyelim. Gel. Şunu çabuk giyelim ama. Giyelim. Hemen giyelim, çabuk giyelim, çabuk. Hadi giyelim, 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 giyelim. Dur giyelim. Dur telefon çalıyor, dur. Dur gel, telefon gel. Çalıyor. Bak neden arıyor, neden arıyor. Ha? Bak, bak. Alo baba. Spontan bakteriyel peritonsit. Ağır bir enfeksiyon. Ateşini düşüremiyoruz. Durumu kritik. Kendisini görme imkanımız var mı? Çok kısa. Sağ olun. Doktor, içeri girmemize izin verdi. Bitti ki ablacığım. Ya babaanneye gideceğiz. İsterseniz tamam, bir şey olursa ararım ben. Emin misin? Gidin gidin. Bu su geldi zaten. Hadi gel.
Baban sana emanet. Annen bunu sana vermemi istemişti. Aslında senin 40. yaşında kendisi verecekti ama kısmet değilmiş. Hadi aç bak. Canım yavrum, bu defteri sana hamile olduğumu öğrendiğim gün tutmaya başladım. Bugün dünyanın en mutlu kadınıyım. Sana kavuşacağım, seni kucağıma alacağım günü iple çekiyorum. Bu defteri ömrüm yeterse sana 40. yaş gününde vereceğim. O güne kadar senin hayatında ne olursa, neler yaşarsan hepsini buraya yazacağım. Güzel günlerimiz, zor günlerimiz, birbirimize kızdığımız anlar olacak. Ama bir şeyi asla unutma. Seni canımdan çok seviyorum ve ölene kadar da seveceğim. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum.
Canım oğlum derinim. Bu defteri bana babaannen hazırlamış. Ben de senin için devam ettiriyorum. Sen de kendi yavrularına bırakır bu geleneğimizi devam ettirirsin. Senin önünde upuzun bir hayat var. Senden dileğim hiçbir zaman gülümsemeyi bırakmaman. Annen ve ben şu anda beraber yazıyoruz bu satırları. Birazdan sen de kucağımıza geleceksin. Birbirimize sarılıp sana senin hikayeni anlatacağız. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Seni çok sevdim, belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerim. Bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim.
belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden.